Aslında biz herhangi bir integer değeri printf ile ekrana basmaya çalıştığımız zaman yüzde bir mesela 17 yazdığımız zaman ekrana nasıl bir şey basılıyor? Bir rakamın bir karakteri ve yedi karakteri basılıyor değil mi? Yani 17 nümerik değeri bir şekilde karakter sekansı haline çevriliyor. Bir karakteri, yedi karakteri, 150, 175 ise bir karakteri, yedi karakteri, beş karakteri haline çevriliyor. Ve öylelikle ekrana basılıyor. Yani aslında burada bir integer değeri karakter sekansı yani string'e çevirme işlemi var. Benzer şekilde scanf'de siz bir integer okumak istediğiniz zaman aslında klavyeden girdiğiniz şeyler ne? Bir karakteri, yedi karakteri, beş karakteri giriyorsunuz, enter'e basıyorsunuz. O üç karakter bir şekilde integer değere çevriliyor ve x'in x değişkeninin içerisine kopyalanıyor değil mi? Yani orada karakter sekansının veya bir string'in integer'a çevrilmesi de var. Benzer şekilde sprintf ve scanf düşündüğünüz zaman sprintf'de de bir string var. İkisinde de bir string ilk parametre değil mi? Bu string'den bu string'e 175 nümerik değeri bu string içerisinde yazılacak değil mi? 175 integer değeri, nümerik değeri string'e çevriliyor aslında bir yerde. String'le şeyden number'dan bir string'e conversion var. Benzer şekilde burada şu string'den string içerisinde işte string'in s string'i belki şu bu string integer'a okuyacağımız için integer değeri çevriliyor ve x'in içerisine konuyor. Yani string number'a çevriliyor. Scanf, printf, scanf, sprintf bu tip operasyonları yapan iki tane iki function kümesi. Birisi okuma, birisi yazmak için function kümesi. Bu iki fonksiyonu anladık mı? Genel olarak scanf ve sprintf mesela burada s string'inden 3 tane integer okunacak. Yani 3 tane integer değere sahip bir string mesela 175, 27 ve 138 şeklinde bir string ise month olmadı pek ama 175 olacak, d 27 olacak. Şey bu printf değil mi? Pardon. Bu yazdırma ya, sprintf yazdırılacak. Month, day ve year değerleri s'in içerisine yazılacak. Eğer string buysa okuma durumunda işte bu değerler okunacak. Biraz karıştırdım orada, özür dilerim. Birden fazla da olabilir yani, bir tane de olabilir. Tamam, problem var mı? Soru var mı? Geçen hafta konuşmuştuk zaten scanf ve sprintf konusunda. Onunla ilgili bir problem var mı? Sorunuz var mı? Aslında buradaki örnek biz birden fazla değeri kullanıcıdan okuyacaksak bu değerleri teker teker okumak veya bir scanf ile okumak yerine burada söylendiği şekilde biz tüm girdileri bir string olarak okuyup önce o string'i validate edip gerçekten bizim istediğimiz tip değerleri içeriyor mu diye bakıp ondan sonra o değerleri string'in içerisinden elde etmemiz mümkün. Burada o yapılmış. Aslında ihtiyacımız olan iki tane integer değer ve bir tane string yani kullanıcının girmesi gereken değer işte 17, 3, 27 şeklinde 27 de olabilir belki ama onu string olarak yapacak. A, B, C şeklinde bir input girmesi lazım. Ama kullanıcı çeşitli şekillerde hata yapabiliyor değil mi? Input'u girerken. Burada yaptığımız kullanıcı bu tip input'u girse de girmese de biz bu satırın tamamını
önce bir string olarak okuyoruz. Scanline aslında bunu yapıyordu. Scanline fonksiyonunu hatırlıyorsunuz, daha önce görmüştük. Belirli bir miktar karakteri okuyordu bir string'in içerisinde, string olarak elde ediyorduk. Data line dediğimiz şey aslında bir string olacak. Bunu string olarak okuyacağız. Ondan sonra onu ikinci fonksiyon, validate fonksiyonu validate edecek. Validate ne yapacak aslında? Şurada bir integer var mı? Burada bir integer var mı? Bundan sonra string var mı diye bakacak ve validate edecek. Tabii ki çok genel bir validate fonksiyonundan bahsetmiyoruz. İki tane integer, bir tane string girme işlemi için bir validate fonksiyonundan bahsediyoruz. İşte önce white space karakterler herhangi miktar olabilir. Ondan sonra digitlerden oluşan bir dizi olması lazım. Ondan sonra yine white space karakterler, digitler, white space karakterler ve herhangi bir string şeklinde bir yapının yapıya sahip mi diye bakacak. Ve eğer sıfırdan küçük bir değer döndürürse bu yapıya sahip olduğunu anlayacağız. Ve gördüğünüz gibi data line'dan scanf'le iki tane integer, bir tane string data line string'i içerisinde okunuyor. Daha önce kullanıcının girdiklerini biz scanline ile okumuştuk. Zaten data line'ı onun içerisinde okuyoruz. Eğer hata varsa bu validate fonksiyonunun pozitif bir değer ve hatanın yerini döndürdüğünü düşünürsek işte önce data line'ı basıyor. Ondan sonra da şeyden error mark kadar boşluk, bu kaçıncı karakterde olduğuna dair boşlukları basıyoruz. Bir tane de bunu yerini gösterecek şekilde bir output ekrana basmış oluyoruz. Daha önce de bunu görmüştük aslında. Problem var mı? Bunun üzerinden de hızlıca geçtikten sonra bir örnek var burada. String'leri sayılara string'lere çevirebiliyoruz dedik. Onunla ilgili bir örnek. Gün bir date'i iki şekilde ifade edebiliyoruz. İşte 12.468 veya 12.668. Birincisine baktığımız zaman bunun tamamını bir string olarak ifade edebiliriz. Yani bir string, bu string'in içerisinde önce bir karakteri, sonra iki karakteri, sonra bir boşluk, sonra işte June, ondan sonra 1.968. Tamam, bir string. İkinci bir reprezentasyonda 3 tane integer değer olarak reprezent edebiliriz. Integerlerden bir tanesi 12, bir tanesi 6, bir tanesi 1.968 olacak şekilde 3 tane integer. Şimdi bu iki reprezentasyonda kullanılabilecek reprezentasyonlar ama zaman içerisinde ihtiyacımıza göre bir tanesinin diğerine çevirme, herhangi birinin diğerine çevirme ihtiyacı olursa bu conversion'u nasıl yapabiliriz? Yani biz bir şekilde kullanıcıdan birinci reprezentasyonda bir bilgi okuduk veya bir şekilde elimizde birinci reprezentasyonda bir bilgi var. İkinci reprezentasyonda bilgiye nasıl dönüştürebiliriz? İkinci setin kontrol ettiriz. Karşılığını ya da type-def. Type-def? Cun'un karşılığını. Öncelikle ama önce bir string'in içerisinden bir karakterlerini alıp 12'ye çevirmemiz lazım. Bir 968 alıp 1968'e çevirmemiz lazım. Bu kısımlar scanf'le, string'in içerisinden scanf'le çekilebilecek şeyler değil mi? Ortadaki kısım June kısmı bir string. O string'i de neye çevirmemiz lazım? Yine bir integer'a çevireceğiz. June olduğu için 7'ye çevirmemiz lazım. Peki onu nereden bileceğiz? June'u 7'ye çevireceğimizi. Type-def enumerated type değil de bir string array'i tanımlamıştık, hatırlıyor musunuz? İşte January, February, March diye devam eden aylar, ayların isimlerini tutan bir string array'inden bahsetmiştik. O string array'inde arama yapıp İşte 6. indekste bulacağız June'u. O yüzden bu 7. aydır diyeceğiz. Direkt değil, 7. aydır. 0. indekste bulsak January'yi bulduk. 1. aydır diyebiliriz. Yani bir arama gerçekleştirebiliriz, değil mi? Basit bir arama o string array içerisinde ve bulduğumuz indeks değerinin
bir arttırıp ikinci komponenti olan I komponentini de elde etmiş olabiliriz. Anlaşıldı mı? Peki diğer tarafı, yani elimizde 3 tane integer değer var ve string elde etmek istiyoruz. Orada sprintf kullanabiliriz değil mi? 12 değerini string'e bastığımız zaman 1-2 karakterlerine basacak. 6 değerini bastığımız zaman 6 karakterlerine basacak. Ama biz June istiyoruz. 6 June. June 6 değil mi? Ben niye 7 diyorum hep? Neyse. O kadar da çılayla görüştü. 6 karakterini bastığımız zaman June'u görmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Gene names array'ini kullanabiliriz değil mi? String array'ini. Orada 5. string'i basarız. Sprintf'de. Burada yapılan aslında o çok detaylarına girmeyeceğim. Bir tane number representasyonundan işte inputlar month, day ve year integer değerleri. String representasyonuna çeviren day string'in içerisinde bu string'i oluşturacak bir fonksiyon. Tabii ki month names array'ine ihtiyacı var. Bu bizim daha önce tanımladığımız bir önceki slide'da vardı herhalde. Şu string array'i hatırlıyoruz bunu zaten. Gördüğünüz gibi çok basit. Önce day'i integer olarak basmış. Sonra month-1, 6-5, 5. elemanı string olarak, sonra yeri integer olarak. Nereye? Day string'in içerisine string'e basmış. Conversion yapmış aslında. Değil mi? Day integer'ını string'e çevirmiş, year integer'ını string'e çevirmiş vesaire. Anlayabiliyor muyuz? Problem var mı? Bu search'ü geçelim. Bu search basit işte yerini bulan bir şey. Aslında burada yaptığı da benzer şekilde date string'inden fonksiyonun parametrelerinden bir tanesi date string. Bu date string'i 3 tane integer'a çevirecek ve month name'i kullanacak. 3 tane integer pointer almış. Bunlar alt parametrelerimiz month, year ve day için. Gördüğünüz gibi date string'i bir integer, bir string, bir integer olarak okumuş. Month name geldi. Onu işte şu search fonksiyonuyla month name zeminde month name'i, 12 elemanlı month name zeminde arayıp month index'i bulmuş. Ondan bir fazlasını month'ın içerisine koymuş. Çok basit bir fonksiyon. Burada dikkat edeceğiniz şey, o da pointer geldiği için şurada ampersand'a ihtiyacımız yok. Biliyoruz artık onu. Ne girmeye gerek yok. Problem var mı? Bunlar okey. Evet, bir başka örnek. Text editor. Aslında kullandığımız text editor'ı birçok yerde kullanıyoruz. Programlarımızı yazarken de bir editör kullanıyoruz aslında. Veya herhangi bir dokümanı yazdığımız zaman bir editör kullanıyoruz. Böyle kapsamlı bir editör değil ama line editörden bahsedeceğiz. Tek bir satırlık bir bilgiyi edit edeceğiz. Tek bir satırlık bir bilgi nerede tutulacak? Bir string'de tutacağız. Ve bu string'in içerisinde editing yapacağız. Editing dediğimiz şey ne olabilir? İşte şu string'i şununla değiştir, şu string'i çıkar, şu string'i şuraya ekle gibi editing işlemleri yapacağız. Baktığımız zaman arka arkaya bir arama işlemi var. Locate, delete ve insert aslında. Replace yok burada. Replace'i önce delete sonra insert ile gerçekleştirebilirsiniz. Bir source array'ine ihtiyacımız olacak ve komutu alıp bu source array'ini işleyip tekrar source array'ini gösteren bir programdan bahsediyoruz. Çalışma şekli şöyle, önce bir source string'i girmiş, internet uses growing rapidly bizim input'umuz. Edit etmek istediğimiz line of text. Onun üzerinde işte önce delete, insert, find ve quit hangisini yapacaksın? Ne girmiş? Delete girmiş. Neyi delete edeceksin? Growing'i delete edeceğiz. Growing'i delete ettiği zaman işte internet uses rapidly
kapmış. Ondan sonra orada bir find işlemi yapmış, nokta yaramış, yerini bulmuş. Ondan sonra bir insert işlemi yazmış, expanding eklemiş. 23'ten itibaren rapidly expanding haline getirmiş. Tamam. En sonunda quit dediği zaman da işte kalıp optimal denizlik string. Bunları nasıl yapacak? Aslında yapacağı basit kullanıcıdan komut alıp, inputları alıp falan o kısımları atlayacağım ama esas yapacağı insert, delete ve find operasyonları değil mi? Algoritmamız şöyle. Önce komutu alacağız, ondan sonra kontrol edeceğiz. Insert ise insert ile ilgili inputları alıp gerçekleştireceğiz. Delete ve delete ile ilgili inputları alıp gerçekleştireceğiz ve tekrar devam edeceğiz komut almaya. Bu da structure chart'ı. Structure chart aslında bize çok şey ifade ediyor. İşte yapacağımız operasyonlar get source string, get command, sonra edit operasyonu, command'a göre edit operasyonu. Edit de delete, insert, find ve insert yapabiliriz. Delete yapabilmek için de delete edeceğimiz string, onun pozisyonunu bulacağız, ondan sonra delete edeceğiz. Şimdi find position niye ayrı? Çünkü find position burada gerekli. Burada find position yapacağız, sonra display edeceğiz. Aslında şu ikisi aynı fonksiyon. Bu fonksiyonun input'ine bir source var, bir de arama string'i var ve index'i return ediyor. Bunu çok kullandık, yaptık aslında. Bir string'in içerisinde bir alt diziyi arama, alt substring'i arama operasyonu, onun index'ini return ediyor. Bu delete de bir index alıyor ve source'u alıyor input output olarak. Bu source'un içerisinden bu index'in itibaren n tane karakteri siliyor. Artık biliyoruz, biteceğimiz string'in uzunluğunu biliyoruz. Şuradan itibaren şu kadar karakteri buradan sil operasyonu. Ve diğerlerinde bakarsınız. Aslında çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Ama bunun üzerinde lütfen durun. Yeni fonksiyonlar eklemeye çalışın. Bu güzel bir örnek. Bu kısımları atlayacağım. Özellikle şuraya gelmek istiyorum. Aslında en baştan şeyden bahsedeyim. Fonksiyonların politiklerinden bahsedeyim. Daha iyi olacak. Delete fonksiyonuna bakın. Delete fonksiyonu bir source alacak, bir index alacak ve bir n değeri alacak. İndekse itibaren n tane karakteri source'un içerisinden silecek. Return değeri var bir karakter pointer. Hatırlıyorsanız genelde kullanıyoruz bunu. Gelen string'i işlem yaptıktan sonra return diyoruz. Değil mi? Do edit yine source'u alacak, command'ı alacak. O command'ı işleyecek. Main'i bu kadar kısa bilmemizin sebebi her şey do edit'in içerisinde aslında. Insert source'un içerisine belirli bir string'i belirli bir indeksten itibaren ekleme fonksiyonu. Source dediğimiz edit edeceğimiz string. To insert, insert edeceğimiz string. İndekste nereye insert edeceğimizi söylüyor. Döndürdüğümüz karakter pointer'da source'un kendisi oluşan string'i çöndürüyoruz. Position, yine source var elimizde. Bir to find diye bir string'imiz var. Source'un içerisinde to find'ı arıyoruz. Bakın burada ikisi de constant karakter pointer. Çünkü iki string'in de değerleri değiştirilmeyecek. Ve bir integer'ı çöndürüyor. Bulduysa pozisyonunu, bulamadıysa nedir bir tane de? Eksi bir tane. Genelde eksi bir tane. Bu position fonksiyonunu bunlardan bir tanesini yazmak istiyorum sizinle beraber tahtaya göstermek yerine. Hangisini şey yapalım? Insert, delete ve post. Delete olsun. Insert. Insert diyenler. Delete diyenler. Pause. Insert. Okay.
insert fonksiyonu insert fonksiyonu bir karakter pointer return ediyor. Ve source alıyor karakter pointer. İkinci parametresi constant karakter pointer. Niye? Insert edeceğimiz string'i değiştirmeyeceğiz. Constant karakter pointer true insert. Üçüncü parametresi de bir index nereden itibaren insert edeceğiz. Integer index var, değil mi? Bu fonksiyondan bahsediyoruz. Şimdi elimizde bir string var. Bu source stringi. Bu stringin içerisinde şu pozisyondan itibaren bu bizim indeksimiz. Bu pozisyondan itibaren şu to insert stringini ekleyeceğiz. Değil mi? Ne yapmamız lazım? Şu kadar kısmı şu araya ekleyebilmek için şu kısmı sağa doğru kaydırmam lazım, değil mi? Şu kısmı sağa doğru kaydıracağım. Nereden itibaren? İndeksten itibaren kısmı sağa doğru kaydıracağım. Nereye koyacağım? Şu kısmı aslında şunun uzunluğuna göre, onun uzunluğu şu diyelim. Şuraya kopyalayacağım. Değil mi? Nasıl yapabilirim bunu? String copy fonksiyonuyla yapabilirim. Nasıl mesela? İşte şunun uzunluğuna bakayım önce. Integer length alayım. Şu string'in uzunluğunu nasıl alacağım? Str'ler ne alabiliyorum, değil mi? Ne diyeceğim? To string. To insert. Hocam böyle yapınca varlık veriyor. Int'i kesti diyorum sonra. STRL'nin return değeri integer olması lazım. Warning veriyor lazım. Yani integer olması lazım. Da integer. Niye warning versin? Böyle arada sırada zaten kapısı esince anlamış değil. Hocam eğer null yoksa STRL'den problem çıkarıyor olabilir mi? Hani arada sırada verirse bir string incelemiyor. Ama o compilation görmüyor. Sırasında warning verir. Şey sırasında değil ki. Runtime senin söylediğin runtime problemi. Compile time problemi değil. Bilmiyorum. Neyse o length'i aldık. Şimdi ne yapacağız? Aslında nereden itibaren kısma? Şuradan itibaren kısmı index artı len'den başlayan kısma kopyalamamız lazım, değil mi? Şurayı alacağız, şuraya kopyalayacağız. Nasıl yapabiliriz bunu? Str copy'li yapabilmemiz lazım, değil mi? Str cp'ye nasıl yapacağız? Hangi string'i nereye kopyalayacağız? Önce destination yazıyoruz, değil mi? Nereye kopyalayacağız? Str'nin index Str'nin index artı len'den başlayan kısmından, değil mi? Neyi? Str'nin pardon, Str'nin nereden çıktı? Source ya. Str değil, source. Source'un index artı len'den ilk kısmına neyi? Source'un index'ten başlayan kısmını kopyalar edeceğiz, değil mi? Parantez eksik kaldı. Kullanmasını bekliyoruz. Şunu şuraya kopyalamasını bekliyoruz, değil mi? Bu düzgün çalışacak mı? Normalde biz string'i bir başka yere kopyalayabiliyoruz, değil mi? Str copy'le yapıyoruz. Str cat'le yapmıyoruz bunu.
Daha sonra şuraya ekleyeceğiz belki ama şu anda sadece bunu buraya kopyalamaya çalışıyorum. Ondan sonra araya şunu getirip kopyalayacağım. Ama şu anda buradayım. Şunu bir kaydırmam lazım önce ki arası boş kalsın, şurası boşalsın. Şurası boşalsın. Buraya da onu koyayım. Bunu buraya kopyalamam lazım. Boyutla alakalı bir sıkıntı yaşayabiliyoruz bence. Boyutla alakalı bir sıkıntı olmadığını düşünün. Source data'ya kadar yer olması lazım zaten. Source data'ya kadar yer yoksa zaten bu insert operasyonunu gerçekleştiremeyeceğiz. Yani source'un için ayrılmış yer hem source'u hem to insert'ı içine alabilecek kadar büyük olmalı. Yani burada hala bir problem var. Sorun şeyde oluşuyor galiba. Hani biz indeksten, indeks artı n'e kadar olan kısmı hani kopyalamak istiyoruz ama hani ondan önceki orada bulunan string'in üzerine yazmış olmuyor muyuz? Evet. Şimdi ne yapacağız aslında? Şöyle yani. Şuraya kopyalayacağız değil mi? O zaman temp bir yerde tutmamız lazım. Ne yapıyor önce? Bunu buraya kopyalıyor. Onun üzerine. Şuradaki değer gitti. Evet. Ondan sonra bunu buraya kopyalıyor. Buradaki değer gitti. Sonra bunu buraya kopyalıyor. Buradaki değer gitti. Null'la gitti. Sona kadar alalım. Ondan sonra böyle böyle anlaşıldı mı problem? Evet. Bu problemin çözümü ne olacak? Sona kadar alsak. Yani indekslendiğinde devamında backslash. Buradaki problem kopyalayacağımız source'la destination'ın kesişiyor olması. Source'la destination string'i memory'de kesişiyorsa o zaman bir problemle karşılaşıyoruz. Başka bir bu kopyalama düzgün bir şekilde ne yazık ki çalışmıyor. Chartemp array tanımlayalım. Başka bir string alsak. Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi aslında böyle baştan başlayarak yapmak yerine sondan başlayarak yapsak problem kalmayacak değil mi? Yani şunu şuraya kopyalayacaksak önce şunu kopyalayalım, sonra bunu kopyalayalım, sonra bunu kopyalayalım desek. Hocam onun yerine direkt indeksten sonraki kısmı başka bir problem kalmayacak. Ama baştan şu setere kapının baştan başlayarak mı kopyaladı, sondan başlayarak mı kopyaladı konusunda bir fikriniz var mı? Yok. O yüzden iki türlü de yapıyor olabilir. O yüzden birbiriyle çakışıyorsa iki string, setere kapıyı direkt kullanmamanız lazım. Çünkü ne yapacağını bilemezsin. O yüzden direkt böyle kopyalamak işi çalışmayacak. Peki ne yapabilirim? Ya kendim özel str kapı yazarım, sondan başlayarak karakter karakter kopyalar. Kendi str kapını yazarım. Sondan başlayarak kopyalar. Sondan başlayarak kopyaladığı zaman problemim yok. Değil mi? Veya kitaptaki çözüm şurayı tekrar çiziyorum. Çok karıştı burası. Şu source'umuzdu. İndeksten başlayarak şu kısmı temporary bir yere kopyaladık. Şuraya bir yere şu string'in tamamını kopyaladık. Peki bu kopyalayacağım kısmın büyüklüğü konusunda bir fikrin var mı? Bunun uzunluğunu bulabilir değil mi kopyalayacağım kısmı? Nereden bileceğim? İşte source'un uzunluğunu alacağım. İndeksi çıkartacağım değil mi? İndeksten başlayarak kısmı olduğu için. Uzunluğu bulacağım. Ama bunu koyabilecek bir yere ihtiyacım var. Kullanacağım yeri nasıl oluşturacağım? Kullanacağım yeri nasıl oluşturuyordum? Normalde karakter temporary bir yere oluşturuyordum. Peki uzunluğu ne? Uzunluğu konusunda bir limit veremiyorum değil mi? O yüzden kitapta bir STR'siz diye bir size'ın tanımlanmış olduğu kabul ediliyor ve o büyüklükte. Source'umuz da en fazla o büyüklükte. Bütün stringlerimizin en fazla bu büyüklükte olduğu kabul ediliyor. Tamam. Bunu tanımlayınca iş bitiyor. Kabul etmiş. Bunu kabul etmeden bu işlemi yapabiliriz. Dynamic Memory Location'da daha sonra göreceğiz. Ama şu anda bunu kabul etmek durumundayız. Tamam? Anlaşıldı mı? O zaman ne yapacağız? Artık şunu
şunun, şu string'i, bu bir string değil mi? Sonunda null karakteri de var, bu bir string. Bunu temp'e kopyalayacağım artık. Temp'e kopyaladığım zaman artık şurası boş benim için. Şurası boş. Değil mi? Çünkü bunun kopyası var elimde. Buralara bir şey yazabilirim. Ne yapacağım? Şuradan itibaren artık bunu kopyalayabilirim buraya. Yani yine str copy yaparım. str cp'ye. Bu sefer yine buraya source'a indeksten itibaren bu sefer ne kopyalayacağım? In to insert'ı kopyalayacağım. To insert string'ini şu string'i buraya kopyalayacağım. Şuraya kadar gelecek. Sonunda null karakteri de olacak. Çünkü bunun sonunda var. Kopyası kestirerek kopya. Onu da... Yani şu anda bir string. Ve bu string içerisinde ne var? İşte source'un baş kısmı ve to insert var. Şunun sona eklenmesi lazım. Bunu nasıl ekleyeceğim? Evet, ya şuradan itibaren copy de ekleyebilirsiniz ama o yüzden o zaman bunun yerini falan filan bulmam lazım. Bunun daha kolay yolunu biliyoruz. Str cat yapabilirim. Yani evet. Str cat diyeceğiz. Source'un sonuna neyi? Temp'i kopyaladım. Bitti mi işimiz? Str cat, backslash, yani null karakteri falan da koyuyor, onu da kopyalayacağım. Sadece şunu return etmem lazım. Neydi bu? Source. Source. Anlaşıldı mı? Hocam, str cat kısmını bir daha anlatabilir misiniz? Şunu kitaptaki şeklinde çıkartayım da, bir saniye. Bu pause. To delete, to insert. Şunu yaptık biz. Şimdi şu satırdan sonra, str copy'den sonra aslında ne oldu? Ben şuraya ekledim. Şu bir string ne içeriyor? İndeksten önceki kısmı içeriyor. Ve insert edeceğimiz yerde insert edildi. Şuradan sonraya şunu temp'e koymam lazım. Şu bir string, bu bir string. Bunları birleştireceğim sadece. Yan yana getireceğim. Onu da str cat ile yapıyordum. Str cat ile source string'inin arkasına temp string'ini ekleyeceğim. Evet, maxlenmiş bu arada. Str'siz değilmiş, maxlenmiş. Peki daha şunu niye yapıyor? Neyi? Şurada bir şey yapıyor. Source küçüktür indeksi. Source'un uzunluğu. Siz insert edeceğin, insert edeyim dediğiniz diğer. Çakışıyor. Eğer source başlangıçta neydi? Şöyle bir şey değil mi? Insert edeceğim, edeyim dediğin yer. Şurada null karakteri var. Şöyle bir yerse şuradan itibaren insert etmesin. Tamam. Yani buradan insert etmesinin bir manası yok. Şurası trash zaten. Değil mi? Buradan itibaren insert etmesi lazım. Buradan itibaren insert etmek demek sadece şu string'in sonuna to insert'ı eklemek demek, str cat. Kitaptaki bu özel durumu da handle ediyor. Ben onu düşünmemiştim. Hocam, ama böyle boşluk sorunları yaşamaz mıyız? Nasıl boşluk sorunu? Array'in içinde iki şey arasında 4-5 tane boşluk. Hayır, boşluk olmasın diyor işte. Şuraya insert et diyorsan, şuradan itibaren insert et, boşluk olmasın diyor. Yani source'un uzunluğu eğer senin indeksinden daha küçükse, yani string'den sonraki bir yere, string'in bitiminden